dostlar. Kasaba gittik. Eti nasıl seçeceğimizi, danayı, kuzuyu anlattık. Şimdi geldik artık uygulamaya. Ağzımızın sulanacağı, etin en ince ayrıntısına kadar nasıl pişirileceğini size anlatacağım. Burası çok yakışıklı bir yer. Görüyorsunuz koskocaman bir tezgah var. Tezgahtan kastım ızgara. Yani o ızgaranın içerisinde her tarafı kömür dolu, mis gibi bir mangal. Burada gördüğünüz yakışıklı etlerden de 3-4 tanesini pişireceğim. Püf noktalarını paylaşacağım. İster mangala gittiğinizde kendiniz doğada, isterseniz de evde döküm tavada nasıl bir eti en yakışıklı şekilde pişirirsiniz? Pişme dereceleri nelerdir? İşte az pişmiş var, az orta arası, orta, orta iyi arası, iyi ve çok iyi diye tabir ettiğimiz. Bizim Türk halkı genelde iyi et pişmeyi seviyor. Yani böyle çok böyle kömür gibi et yemeyi daha çok seviyoruz. Son yıllarda biraz daha böyle etin suyunun tadına varmaya başladık. Benim YouTube videolarımda ya Uğur Şef biraz daha fazla pişirseniz olmaz mı diyorlar. Şimdi her işin bir tarzı vardır. Steak yiyorsanız kömür gibi steak bana göre yenmez. Çünkü etin suyu kaçtığı zaman bütün lezzet havaya gidiyor. Bir örnek vereyim size. 1 kilogramlık dallası well done pişirdiğinizde elinizde 500 gram kalırken gramaj olarak, o eti medium pişirdiğinizde 700-750 gram kalır. Yani aslında suyunu havaya uçuruyorsunuz etin. Ve gramajını da küçültüyorsunuz. Ne kadar pişerse o kadar küçülür et. Fire deriz biz buna. Köftede de öyledir. Mesela 1 kilo köfteyi pişirin 650 grama kadar düşer. Çünkü içerisindeki su yok olur. Çok pişirdiğinizde zaman da kurutursunuz. Aklınızda bulunsun. Ben ne pişireceğim size? Kuzu kafes, bir tane Texas, bir tane de Dallas pişireceğim. Pişirme inceliklerinde ateşi yönetmek çok önemlidir. Eğer ateşi büyük bir şekilde yaktığınızda hala alev çıkıyorsa kesinlikle ızgaraya bir şey atılmaz. Bir dinlenmesi, bir kendini bulması gerekiyor ateş. Köz olması gerekiyor. Yani kıpkırmızı olacak ama alev çıkmayacak. Bu çok önemli bakın. İkincisi, ilk attığınızdaki mühürleme ve izi verme ve sonrasında da pişme derecesine göre hangi şekilde istiyorsanız onu yapıyor olmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Biraz sonra ızgarada göreceksiniz neler olacak. Evet, geldik işin ızgara kısmına. Burası nasıl biliyor musunuz? 80 derece falan vardır. Allah sabır versin. İlhan Ustam nasılsın? Allah razı olsun. Sağ olsun. Yolunda mı? İnşallah her şey yolunda. İlhan Ustam et pişiricisi. Yani bu işin ustalarından. Adem Ustam da bu etleri hazırlayan. Yani birisi hazırlıyor, birisi pişiriyor. Bu işler böyledir. Ben size ne yapacağım, ne vaat ettim? Şimdi bu iş Texas, bu yakışıklının adı. Yani Dallas'la İkisi aynı et, sadece Texas'ın farkı kemiğinin uzun olması. Yani şu kemik uzun olduğunda Texas oluyor, kısa olduğunda Dallas oluyor. Fark bu. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi şu. Gel Aktüel abi, yaklaş. Bakın, ızgarada alev müthiş bir şekilde ama kesinlikle ateş görünmüyor. Yani közlenmiş. Bu çok önemli. Bir de İlhan Ustam, sana bir şey soracağım. Siz bu işin kompedanısınız. Mesela şurayı bana bir dakika içinde anlatır mısın? Kömürü yaktınız abi. Şöyle kameraya doğru gel. Kömürü yaktıktan sonra kömür altı çekiyoruz. Yüksek sesli. Kömürümüzü döveceğiz. Dövdükten sonra külleyeceğiz kömürü. Küllüyoruz. Ki alev almasın. Tamam. Etlerimiz yağlı olduğu ama için kömürü de iyice yanacak. Tabii. Kömür iyi yandıktan sonra döveceğiz. İyice tamam. Ezeceğiz kömürü. Dövdükten sonra küllüyoruz. Külledik. Alev almasın diye. Süper. Küllükten sonra demirlerimizi koyuyoruz. Güzelce bir yıkayacağız. Şöyle bir kaldıralım. Şöyle bir bakabilirsiniz. Evet, küllü halde görüyorsunuz. Daha sonra demirler ısındıktan sonra şöyle elini koyacaksın. 5'e kadar sayabilecek şekilde. Bak, önemli bir bilgi veriyor. Evet. Kömürler ısındıktan sonra, bir daha söyle ustam. Kömürler ısındıktan sonra, altını açtıktan sonra şöyle elini koyacaksın. 5'e kadar sayacaksın. Elini nasıl koyacağım? Bir daha gösterir misin? Şu şekil. Ha, 5'e kadar sayıyorsun. 6'ya kadar sayacaksın. Ondan sonra demirler hazırdır. Vallahi bak, süper bir tüyo verdi size. Ağzına sağlık İlhan ustam. Daha sonra da size en önemli noktalardan biri. Steakçilere gittiğinizde böyle artı şeklinde iz verdiklerini görürsünüz. Birinci adım, bir kere koyuyorsunuz, hafiften bastırdık. Başka hiçbir şey yok değil mi ustam? Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Şu Texas'ı da bırakalım. Bir kere bastırdık. Bunu ellemiyoruz artık. Yani bu kendi halinde mühürlenecek. Daha sonra da bunu hemen düzce şu an yatay pozisyonu aldığımızda da şimdi düz bir iz çıkıyor. Yatay aldığımızda da aslında artı
iz vereceğiz. O yakışıklı görüntüyü de elde etmek istiyorsanız bir ters bir düz yapacaksınız. Yani görüntü çok kıymetli burada. Çünkü etin kalitesi kadar pişirmenin de yakışıklı olması, görüntünün de yakışıklı olması lazım. Yani böyle bir Allah'ım ben onu yemeliyim duygusunu hissetmeniz gerekiyor. Büyük saygı diyorum emekçilere. İnanın şurada 80 derece vardır yani, abartısız söylüyorum. Yüzüm kızarmış olabilir. Allah sabır versin. Hani et yediğiniz zaman ızgaracılara da dua etmeyi unutmayın benden size söylemesi. Ama şöyle bir şey de var. Şu güzel etlerin yanında o sıcaklığı hiçbir şekilde hissetmiyoruz. İşte bak. Böyle de bir iş aşkı. Bu da, bu yakışıklı da kuzu kafes. Hani biz bir önceki videomda anlatmıştım ya, kuzu lokum dediğim yer. Birleşik hali, pirzola aslında bu. Biraz daha kaburga alınmış hali. Bunu da direkt olarak ızgaranın üzerine bırakıyorum. Ver abi maşamı. Bunu da bırakıyorum. Ortalama bu kuzu kafes 25 dakika 30 dakika arası pişiyor. Gelelim buraya. Bakın şimdi düz izi aldık, gördünüz mü? Her şey yolunda. Şimdi bunu yatay koymamız gerekiyor ki hemen yanına doğru da izini alsın. Gelelim buraya. Bakar mısınız şu görüntüye? Aman Allah'ım. Bu da işte Texas. Bu Texas'ı da yan yatıracağım. Olacak, gidecek. Şimdi kaldıralım. Hoppa! Gördünüz mü dostlar? Yağlar şıkır şıkır akıyor. Yüksek ateş, artı mühürlemeyi verdik. Şu yağların görüyor musunuz? Crispy, yani çıtır çıtır olması gerekiyor. Hemen bu tarafa çevirdik. Bu yakışıklıyı da alalım. Bakın buradan da göstereceğim. Aman Allah'ım, şunu görüyor musunuz ya? Ateşi iyi yönetmek, yakışıklı bir etle birleştiği zaman işte ortaya bunlar çıkıyor. Ağzımın suyu akmaya başladı birazcık. Hakikaten tezgahın üzerinde olup da, yani Allah diyorum ya, sabırlar versin. Bakın, gördünüz mü? Burada da müthiş bir mühürleme. Aynı şekilde bunu da yatıracağım. Hemen yatay pozisyonda. O burada pişmeye devam edecek. Piştikten sonra bu yakışıklar ne olacak diye düşünüyorsanız beni bekleyin. Geliyorum. Tahtanın üzerinde dilim dilim yaptıktan sonra böyle bu dudaklarımızın yanlarından akarcasına yiyeceğiz. Şimdi geldik emeklerin yemeğe, zahmetin rahmete döndüğü ana. 80 derecede pişirdik, bu yenecek. Dallası da yenecek, Texas'ı da, kuzu kafesi de. Şimdi iki tanesini alacağım, soğutmak istemiyorum. Dana eti olan, İlhan Usta'm alabilir miyim bu yakışıklıyı? Şimdi bu işin esprisi de tabii, bir de masa tatmayı da gösterelim bu vesileyle. Of, bu özel bıçağıdır, steak bıçağı. Şeflerin, şöyle güzel tuzumuz var. Şeflerin artistik hareketler yaptığı, eyvallah. Evet dostlar, işte bu yakışıklının adı Dallas. Benim en çok sevdiğim etti biliyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağım. Artık bir kalkalım, bizde de ustalık edası bir görünsün. Masatını atacağım. Bu masat atmada da espri şudur. 45 derece açı deriz biz buna. Yani çok düz olmayacak, böyle dümdüz olmayacak. Çok böyle dikine de olmayacak. Yatay dediğimiz açıda. Bir aşağıdan bir yukarıdan böyle sağ sol masatlanır. Ve bıçağın bir şekilde de güzel kesmesini sağlayan alettir kendisi. Hemen şöyle gelelim. Şimdi bu Dallas'ın esprisini söyleyeyim. Ben yine birlikte tek Dallas yiyorsam şu bölümleri kendime alırım. Ben de çok hainim değil mi böyle şef olarak? Ama açık söyleyeyim, şu bölümler daha yağlı ve daha lezzetli olur, yumuşak olur. Onun için de ben derim ki ya bana şuradan verin, gerisini siz yiyebilirsiniz diye. Bunları böyle güzelce şöyle dokunalım ete. Of, o kadar güzel ki. Şu bölüm ayırıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle bir gösterelim. Bakın içerisinin gördüğünüz gibi kesinlikle ve kesinlikle pembe kalması gerekiyor. Bu et yakışıklı ve sulu bir et. Çiğ değil arkadaşlar, bakın. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Kesinlikle çiğ değil. Hemen şöyle de bir dilimleyeyim. En sevdiğim yere geldik. Birazcık da tuzunu atalım şöyle. Bu elimde gördüğünüz tuzun da özelliği granül tuz. Yani çabuk parçalanabilen bir tuz. Onu da göstereyim. Piramit şeklindedir. Böyle bir tuz gerçekten çok lezzet katar ete. Hani piramit tuzu ya da böyle granül tuz yoksa deniz tuzu mutlaka kullanın. Değirmenden geçirin. Ben böyle çatal matal kullanmayacağım. Bu inanılmaz bir şey ya. Bakın. Nefes almadan yenilebilecek bir şey. Bazı şeyleri çok anlatmaya gerek yoktur. Zaten görüntüsüyle yakışıklıdır. Şu an yani aldığım hazzı size anlatamam.
Dallas'ın abisi. Uzun kemiklisi aslında yani. Fark o. Başta söylemiştim ya. Ay 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 ay. Bu yakışıklıyı da böyle alırız dostlar. İşin esprisi şuradan girmektir. Yani şu kemiği hemen atıyorsunuz. Bu kemik bir köşede bekliyor. Geri kalan kısımda da buradan eti güzel bir şekilde dilimliyorsunuz. Hop diye. Hafif de vuralım şöyle. Özellikle yine iç kısmını göstereceğim size. Bakın. Bu et çiğ değil, bir daha belirtiyorum. İyi pişmiş istiyorsanız bir tercih meselesidir ama ben bu etin böyle yenmesi gerektiğine %100 inanıyorum. Dünyada da böyle yeniyor. En sonda üzerinden birazcık da tuzumuzu atıyoruz. Son parti. Ya kusuruma bakmayın, bizim hayatımız zor işte böyle. Yani görüyorsunuz 80 derecelerde dur, daha sonra çık falan birazcık zor oluyor ama hani şükretmek lazım. Allah'a bin şükür. Allah bugünümüzü aratmasın. İlhan Ustam, ellerimize sağlık ya. Nasıl olmuş mu? 10 numara olmuş, çok güzel. Canım çekti canım. Elimize bir tatlı yapalım. Hadi gel. Ufak bir tane de Aktüel abinin ağzına vereyim ben. Bizde böyle ekip çalışması. Hani biz önde görünüyor olabiliriz ama koca bir ekibiz. Çok şükür. Dal dal İlhan Ustam. Şimdi biraz sonra şunları bir gömelim. Kuzu kafesle birazdan sizinleyim. Geldi. Kuzu kuzu geldi. Ayağıma kadar geldi. İşte biraz önce ızgarada pişirdiğimiz bu yakışıklı. İlhan Ustam şu tabağı alayım. Sana vereyim. Of. Böyle bir arkaya doğru geçmek lazım. Çünkü bu yakışıklıyı böyle gördüğüm zaman saygı, hani önünü ilikleme diye bir tabir vardır ya, önünü iliklersin bunda. Şimdi bu yakışıklıyı özellikle dilimlerken bu kısmı biliyorsunuz kuzunun lokum kısmı. Bakın. Şu damlaları görüyor musunuz? Bakın o kadar kıymetli ki iç kısmını da göstereyim size. Damlalar tık 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 akması gerekiyor. Sıkmıyorum bile. Yani herhangi bir işlem yok. Dışı nar gibi kızarmış. İç kısmı ise yakışıklı bir şekilde duruyor. Bunu böyle hop diye dilimledikten sonra şöyle açtıralım biraz. Of. Mükemmel görünüyor. Sulu sulu. İşte benim ette vaat ettiğim şey bu. Dış kısmı nar gibi olacak, içi sulu kalacak. Et yemek istiyorsanız böyle yemelisiniz dostlar. Şimdi gelelim bu kafese. Bu kafes gerçekten çok önemli. Çünkü oldu da evde yapmak istediniz ki evde yapabileceğiniz bir şey bu. Döküm tavada da çıkar. İlla mangal olmak zorunda değil. Onun için misafirlerinizin önünde çok yakışıklı bir şekilde bu işi yürütebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Ara kemikleri vardır bakın burada, görüyor musunuz? Bu ara kemiklerden girdiğinizde çok rahat dilimleyebilirsiniz. Ama bu kemiklere takılırsanız bıçak takılır ve rahat dilimleme yapma şansınız yok. Bakın bunu da göstereyim size, görüyor musunuz? Şimdi bir tane dilimlediğimde göreceksiniz. Gerçekten çok yakışıklı bir görüntü var kendisinde. Geldik son dilimlere. Şimdi vallahi bana kalsa bunları bıçak kullanmam da sizin huzurlarınızda sadece şunu yapacağım. Bu yakışıklıyı biraz böyle daha şık görünmesi için genel olarak hani steakçilere gittiğinizde böyle işte üst üste koyarak böyle hani o kısımlar var ya daha dışarı doğru gelsin. Daha yakışıklı bir görüntü alsın diye. Hemen şunu da şöyle bırakalım. Of. İşte ortaya böyle mis gibi kokan kıvırcık, kuzu kokusu yok, rahatsız edici bir koku yok. Et nasıl seçilir de anlattığım bir yakışıklı çıkıyor. Bu yakışıklının üzerine klasiktir. Şöyle üzerinden de biraz granül tuz atıyoruz. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Hatta bir tanesini şuradan koparayım. Eti ısırdığınızda ağzınıza suyu akması gerekiyor. Benim ustam öyle derdi. Bugün et nasıl pişirilir, steakler nasıl pişirilir anlattım. En yakın zamanda sıcak tabakta sizden gelen talep üzerine et nasıl pişirilir anlatacağım. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Muhabbetle kalın.